Adam haklı Can. Teklifi biraz yükseltebilirdi. Hayır Yıldırım. 3 kuruş az kazanayım ama ihale bende kalsın. Eskiden ben ihalelere böyle mi çalışırdım Yıldırım? Dakika dakika izlerdim. Her şeyden haberim olurdu. Şimdi hiçbir şeyden haberim yok. Yok. Bilmiyor musun başımıza gelenler? İşte uğraşamıyorum ki. Sorun değil, toparlarsın. Allah'tan bütün işler yürüyen işler. Yürüyen işler de kem göz yok. Kem göz. Ne zaman yoktu ki Can? Yani her zaman bir katakulliyle elindeki işi almaya çalışan çakallar olmadı mı? Oldu da şimdi işler farklı Yıldırım. Merhaba Yıldırım abi. Ne haber yakışıklı? Hoş geldin oğlum. Ne oldu? Konuştunuz mu? Polis baskını rutin bir şey miymiş? Müge'yi falan tanıyorlar mıymış? Benim işim var, kaçmam gerek. Yıldırım abi nereye gidiyorsun? Ha, yoksa kapışacağız diye gidiyorsun değil mi? Anladım. Ozan'cığım, hoşça kal. Güle güle. Konuştunuz mu barmenle? Ne diyor? Evladım, senin sıkıntın, sorunun ne? Baba, benim bir sıkıntım yok. Hani gayet iyi. Ama bence senin bir sıkıntın var. Oğlum, bak ben seni uyardım. Ama hala bana saygısız tavırlar içerisindesin. Ve hatta artarak. Belki de ben senden saygı bekliyorumdur. Ben sana saygısız mı davranıyorum evladım? Sadece bana olsa. Hepimize saygısızca davranıyorsun. Bu arada bence tehlike geçti. Yani en azından evimizdeki o davetsiz misafir için. Onun için bir problem yok. Baba sana bir şey soracağım ya. Ama gerçekten doğruyu söyle, olur mu? Hazalı, bombayı, ıvırı, zıvırı, hiçbir şeyi bahane etmeden gerçeği söyle. O kadın hala bizim evimizde neden duruyor? Hazalı'nın ihtiyacı var o yüzden. Hazalı'nın ihtiyacı olduğu için ha? Güzel oğlum. Bak, seni 2 kez uyardım. Bana karşı saygılı ol. Her ne olursa olsun ben senin babanım. Sen de benim bir tanecik oğlumsun. Terbiyeni takın. Öyle mi baba? O kadın için.